Atölye Aydın YouTube kanalımızın haber programı Gündem İstanbul'un sezon finalinden herkese merhaba. Bugünkü yayın akışımızda Mina Uçarkanat bizlere pandemide son durum vaka sayısını anlatacak. Irmak Gülbahar İstanbul'a turist sayısından bahsedecek. Ali Aydın Ustaoğlu İstanbul trafiğinden bahsedecek. Tam kapanmada hava kirliliğini bize Eda Nur Koç anlatacak. Sude Susamcı barajların doluluğunu ve kirliliğini anlatacak. Baran Ay, deniz salyasından, müsilajdan bahsedecek. Gaye Çetin, Fatih'te yıkılan, çatlayan binalar var, onlara değinecek. Alize Oktay, define avcılarının kazdığı çukurlardan bahsedecek. Ve Hilal Beyaz, Beyoğlu Enstrüman Kütüphanesi'nden bahsedecek. Gündem İstanbul başlıyor. Pandemide Mina Uçarkanat'tan son durumu, vaka sayılarını dinleyeceğiz. Mina, son bir haftada pandeminin seyri ne durumda? Merhaba Mete. Tam kapanmanın bitmesiyle vaka sayılarında bir artış olacağını düşünüyorduk. Henüz böyle bir artış söz konusu değil. Birazdan vaka sayılarını detaylı da inceleyeceğiz. Fakat tam kapanma sürecinde bir yandan şaşırtıcı, bir yandan da yine tahmin ettiğimiz bir kalabalıkla karşılaştık. Özellikle altını çizmek istiyorum Mete, tam kapanma sürecinde. Beşiktaş'ın şampiyon olmasıyla taraftarlar yasak dinlemeden sokaklara çıktılar. Maalesef bu süreçte tedbirlerin uygulandığını söyleyemiyorum. Bir de biliyorsun geçtiğimiz günlerde 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramıydı. Anıtkabir insanlarla eskisi gibi olmasa da yine doldu ve Ulu Önder Atatürk'ü anmak için tören yapıldı. Tabii burada tedbirler vardı. Maske, mesafe ve girişe belediye ateş ölçüm aleti koydu. Ateşini ölçmeyen insanlar giremiyordu. Ne kadar desek de kalabalıktan sakının girmeyin, konu milli bayramlarımız olduğunda bir şey diyesi gelmiyor insanın. Geçmiş bayramımız kutlu olsun. Bu kadar kalabalıklardan konuştuk, hemen bir vaka sayılarını inceleyelim. İllere göre vaka sayısında 100 bin kişide 192 numaraydı. İstanbul 84 ile Erzurum'u takip eden ilimiz. Vaka tablosuna da bakalım. Son açıklanan verilere göre vaka sayısında 10 bin kişinin altına düştük. Fakat vefat sayıları hala yüksek. 200'ün altına düşemedik. Geçtiğimiz günlerde Fahrettin Koca 120 milyon doz BioNTech aşısının şu ana kadar 6.1 milyon dozu bize teslim edildi. Haziran ayında 30 milyon olmak üzere Temmuz, Ağustos ve Eylül sonuna kadar yani 4 ayda toplam 120 milyon doz aşının Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Yerli aşı hakkında ise faz 3 çalışmasının önümüzdeki 2 hafta içinde başlayabileceğini düşünüyorum sözlerine ekledi. Aşılama verilerine bakacak olursak duraklama dönemindeyiz diyebilirim. Geçen haftalardan bu yana Türkiye genelinde yalnızca 2 milyon kişi aşılandı. İstanbul'da ise bu sayı bir hafta içerisinde 300 bin kişi oldu. Mina, Cumhurbaşkanı gençleri aşılayarak önümüzdeki eğitim öğretim yılında üniversiteleri açabileceğinden bahsetti. Ne düşünüyorsun? Geçen haftalarda da bu konu hakkında konuşmuştuk. Fahrettin Koca yaz dönemi boyunca 18 yaş üstü gençleri aşılayabileceğimizi düşünüyorum açıklamasında bulundu. Ben de açıkçası bunu merakla bekliyorum. Çünkü daha birinci sınıftayım. Fakat okulun yüzünü göremedim. Online eğitim de tabii ki yüz yüze eğitimin yerini tutmuyor. Her hafta da aynı şeyi söylüyorum ve konuşmamı böyle sonlandırıyorum. Ama umarım en kısa sürede gerçekten normalleşirim. Evet, ben de bir ikinci sınıf öğrencisi olarak, üniversitenin yarısını evde geçirmiş bir öğrenci olarak İstanbul'a hasret kalmış durumdayım. Tıpkı bütün arkadaşlarım gibi. Teşekkürler Mina. İstanbul'da turist sayısını konuşacağız. Çok itelenmeye çalışan bir konu bu aslında. Turist sayısı böyle ayakta tutulmaya çalışılıyor ama yine de önceki senelere oranla oldukça düşük. Irmak bunun sebeplerini anlatacaktır bizlere. Merhaba Irmak. Merhaba Mete. Pandemi nedeniyle İstanbul'u ziyaret eden turist sayısı azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Ajansı'nın Turizm Bülteni Mayıs 2021 raporuna göre 2021 yılının ilk çeyreğinde İstanbul'a gelen turist sayısı %47.7 düştü.
2019 yılının ilk 5 ayında İstanbul'a gelen yolcu sayısı 5.415.000 olarak kaydedilmişti. İstanbul'a gelen turistin %99.4'ü havayolunu kullandı. 2021'in ilk 4 ayında Türkiye'deki toplam uçuşların %44.7'si İstanbul'a gerçekleşti. Bu uçuşların %59.6'sı dış hat uçuşuydu. 421 bin kişiyle Rusya Federasyonu en çok turistin geldiği ülke oldu. İstanbul, Almanya'dan 375 bin, Fransa'dansa 227 bin turist ağırladı. 2019'a oranla 2020'de Rusya'dan gelen turist sayısı %41.6'lık, Almanya'dan gelen turist sayısı ise %63.4'lük bir düşüş yaşadı. Irmak, elbette bu düşüşlerde ilişkili devletlerin ülkemizi pandemi koşulları gereği desteklememesinin de etkisi var. Sence yöneticiler hatayı tam olarak nerede yapıyorlar? Pandemi sürecinin getirisi olan bu durum yalnızca ülkemizi değil, COVID-19 salgınıyla mücadele eden bütün devletleri etkiledi. Her devletin bizim ülkemizin de yaptığı gibi kendi vatandaşını korumaya yönelik tedbirler alması olağan bir durum. Bu yüzden turist sayısındaki bu azalmanın evet önüne geçilebilirdi ama çok da şaşırmamak gerekiyor. Teşekkürler Irmak. Sıradaki haberimiz İstanbul'un gündeminden asla eksik olmayacak, hiç düşmeyecek bir haber. Elbette trafiği konuşacağız. İstanbul trafiği ne durumda? Ali Aydın Ustaoğlu'ndan dinleyeceğiz. Merhaba Ali. Merhaba Mete. Geçtiğimiz haftaki bültenimizde tam kapanmanın son günlerine denk gelen Ramazan bayramındaki sessizliği fırtına önce sessizlik diye yorumlamıştık. Tam kapanmanın bitmesi ve kademeli normalleşmeye geçilmesiyle beraber fırtınanın kopması geçmedi. Bayramda %1 olarak ölçülen kent trafik yoğunluğu henüz bir gün sonra tam kapanmanın bitmesiyle sabah saatlerinin %35, gün ilerleyen saatlerinde ise %73 olarak ölçüldü. Haftanın ilk iş gününde özel araçlarını tercih eden vatandaşların ve tam kapanma sürecinin şehir dışına geçen İstanbulluların kente dönüş trafiğinin yoğunluğunun yanı sıra kent durakları ve istasyonlarında da yoğunluğu görmek mümkündü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mobil uygulamasına göre hafta boyunca trafik yoğunluğu ortalama %70 düzeylerinde seyrederken geçtiğimiz Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ulaştırma Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu açılışını gerçekleştirdiği Kuzey Marmara Otoyolu'nun popüler hastal kesimiyle bu yoğunluğun azaltılması hedefleniyor. 2013 yılında yapımına başlanan 440 km uzunluğunda çift yönden 4 şeritli projelendirilen, geçen yıl 390 km'lik kesimi trafiğe açılan Kuzey Marmara Otoyolu'nun sebepler hatta kavşakları arasında kalan 9 kilometrelik son kesiminde trafiğe açılmasıyla otoyol tamamen hizmete girdi. Açılışı yapılan kesimle birlikte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönelik ikinci çevre yolunu kullanarak gelen araçların İstanbul'un yoğun yerleşim alanlarından olan Başakşehir, Kayaşehir, Arnavutköy ile Başakşehir Çam ve Sıtra Şehir Hastanesi ve iki telli organize sanayi bölgesine olan ulaşımda kolaylaştı. 1 adet çift tünel, 6 adet viyadük, 4 adet köprü, 1 adet üst geçit, 8 adet alt geçit, 14 adet menfez olmak üzere toplam 34 adet sanat yapısı bulunan Habibler ve Hatay Kavşağı kesimi için 676 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Bakanlığın hesaplamalarına göre projeyle zamandan 1 milyar 650 milyon lira, akaryakıttan 830 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2 milyar 480 milyon lira tasarruf edilecek. Karbon emisyonu ise 350.960 ton azaltılacak. Umalım ki İstanbul'un hava kirliliği ve trafik yoğunluğu milyon dolarlar harcanan bu projelerle birlikte biraz olsun düşüş göstersin. Ali, İstanbul'u yaşanmaz bir yer olarak tanımlayanların ilk başvurduğu doneler işte kalabalık, trafik gibi. Şehrin dört bir yanını metro ağlarıyla ören Büyükşehir Belediyesi şu ana kadar bu konuda başarılı olamamış gibi görünüyor. Trafik asla azalmıyor. Sana sorum şu. Senin şu an anlattığın bu haberden sonra trafiğin çözüleceğine olan inancın kuvvetlendi mi öyle? Mesela İstanbul her geçen gün gittikçe büyüyen ve kalabalıklaşan bir metropol. Durum böyle olunca trafiğin çözüleceğine olan inancım bu anlattığım gelişmelere ve yatırımlara rağmen pek de güçlü değil açıkçası. Teşekkürler Ali. Hava kirliliğini konuşacağız. Tam kapanmada hava kirliliği bir nebze olsun olumlu şekilde seyretmiş olmalı. Çünkü evlerimizde kaldık ve doğaya eskisi gibi zarar veremedik. Grafik biraz daha olumluya dönmüş olmalı. Eda Nur Koç anlatacak. Merhaba Eda Nur. Merhaba Mete. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre
Hava kirliliğinin en önemli sebeplerinden biri olan egzoz gazı kaynaklı emisyonlarda COVID-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kapanma döneminde ciddi bir düşüş tespit edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanlarınca Hava Emisyon Yönetim Portalı kapsamında yapılan çalışmada COVID-19 öncesi ve sonrası durum analiz edildi. Çalışma kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı 29 Nisan ile 17 Mayıs'ı kapsayan tam kapanma dönemine ait emisyon rakamları salgının henüz başlamadığı 2019'un Mart-Nisan aylarındaki verilerle karşılaştırıldı. Bu karşılaştırmalar gerçek trafik verileriyle Hey portalındaki Copert 4 modeliyle yapıldı. Analizlerde salgın öncesi dönemde 124 kiloton olan egzoz gazı kaynaklı hava kirleticilerden azot oksit değerinin salgın sürecindeki kapanma dönemlerinde %30'dan fazla azalarak 83 kilotona gerilediği belirlendi. Analizlerde özellikle trafiğin yoğun olduğu İstanbul gibi büyük şehirlerde ise hava kirliliği kaynaklarından ince partiküler madde değerinin 50 mikrogramdan 20 mikrograma düştüğü, hava kirliliğinde 40'lara varan azalma olduğu tespit edildi. Hatta bu azalmayla birlikte Kartal'dan Uludağ zirvesinin görüldüğüne dair duyumlar var. Eda, hava durumundan da bahsedebilir misin? İstanbul için sarı alarm verildi. Önümüzdeki günlerde kuvvetli yağış ve dolu bekleniyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada su baskını ve ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Vatandaşlar araçlarının zarar görmemesi için halı ve battaniyelerle önlem aldı. Teşekkürler Eda Nur. Barajlardaki doluluk oranını uzun bir süre konuştuk. Gündemimizi çok uzun bir süre meşgul etti bu doluluk oranı. Bir anda artan yağışlarla birlikte siz de hatırlayacaksınız. İstediğimiz seviyelere yavaş yavaş gelmişti. Ama şu anki sorunumuz bu değil. Barajlar çok kirli, çok pis. Sude Susamcı'dan dinleyeceğiz. Merhaba Sude. Merhaba Mete. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi baraj doluluk oranlarına dair güncel verileri düzenli olarak açıklıyor. İSKİ'nin 17 Mart'ta yayınladığı rakamlara göre 17 Mart 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranı %62,71'e yükseldi. Ancak sulardaki kirlilik oranıyla doğru orantılı olan bu durum yüzleri güldürmedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi baraj havzalarında kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. İSTAŞ ekipleri 2 hafta içinde İstanbul sınırları içindeki 7 baraj havzasını atıklardan arındırdı. İstanbul'un su gereksinimi toplam 10 barajdan sağlanıyor. Ancak bunlardan sadece Terkos, Sazlıdere, Ömerli, Büyükçekmece, Elmalı, Darlık ve Alibey barajları il sınırları içerisinde kalıyor. Baraj havzalarının temizlenmesi sırasında 1400 personel ve 200 araç görev aldı. Sahadaki personel pandemi önlemlerine dikkat ederek çalıştı. Temizlik çalışmalarında baraj havzalarından toplam 40 ton atık çıktı. Bu atıkların yaklaşık %45'i yani 17,5 tonu evsel atık. Evsel atıkları sırasıyla 8,5 ton ile cam, 7,5 ton ile plastik, 4,5 ton ile metal ve 2 ton ile kağıt izledi. Toplanan atıklar İBB tesislerinde bertaraf edildi. Yapılan çalışmaları sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şu açıklamalarda bulundu. Su seviyesinin düşmesini fırsat bilerek bütün baraj havzalarını temizledik. 40 ton çöp topladık. Şimdi yağmurlar tertemiz havzalara doluyor. Barajlarımızın çevresini temiz tutmaya ve suyumuzu tasarruflu kullanmaya özen gösterelim ifadelerini kullandı. İSTAŞ Araştırma Şirketi Kent Temizlik Müdürü Ahmet Uğur İskenderoğlu da suyun tasarruflu kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bunun haricinde de çöplerini başta baraj havzaları olmak üzere hiçbir noktada yere atmamalarını, çöplerini belediyelerin gösterdiği alanlara ve konteynerlere bırakmalarını tavsiye ediyoruz dedi. Sude, önceki geçmiş programlarımızda halkımızın denizleri çöplük olarak kullanmaktan ne zaman vazgeçeceğini sorduğumda aldığım cevap eğitimdi. Eğitimle açıklanmıştı. Birey bu eğitimi nasıl verebiliriz sence Sude? Mesela küçük yaşlardan başlayarak ailede ve okulda çocuklara verilen küçük sorumluluklarla halledilebilir diye düşünüyorum. Tabii eğitim önce ailede başlar, sonra okulda devam eder. Hayatımız boyunca eğitim almaya devam ederiz. Teşekkürler Sude. Deniz salyasının müsilajı konuşacağız. Denizlerdeki temiz olmama durumu, denizlerdeki pisliği bu haberle devam ettireceğiz. Baran Ay anlatacak. Merhaba Baran. Merhaba Mete. Marmara Denizi'nde deniz salyası kabusu tedirginlik yaratmaya başladı. Marmara Denizi'nde son yıllarda sıkça görülen ve deniz salyası olarak bilinen müsilaj kabusu etkisini bu yıl artırarak sürdürüyor.
Kirlilik ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden deniz sıcaklığı nedeniyle oluşan müsilaj, Marmara Denizi'nde ekolojik bir yıkıma neden olmaya başladı. Özellikle Kurbağalıdere, Caddebostan, Pendik, Kartal ve Küçükçekmece sahili üzerinde beyaz beton dökülmüş gibi tabak olarak kendini gösteren, balık ölümlerine ve kötü kokuya neden olan deniz salyası sorununa karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nin dahil olduğu ortak çalışma yürütmeye başlandı. Çalışma kapsamında Marmara Denizi'ndeki bütün kıyıları etkileyen deniz salyasına çözüm üretmek için İstanbul İl Tarım Müdürlüğü koordinasyonunda Bandırma Denizcilik Fakültesi öğretim üyeleri saha araştırmaları yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de kurumlarla sürekli irtibat içinde süreci izleyerek gerekli yardımı veriyor. Uzmanlar ise deniz salyaları mevsimsel geçiş süreci tamamlandığında ve deniz suyu yeterli sıcaklığa ulaştığında ortadan kalkacağı görüşünde. Baran, sen Ayvalıklıydın diye hatırlıyorum. Sizin taraflarınızda da bu deniz salyasına, bu müsilaja rastlanıyor mu? Pek haberin var mı acaba? Evet Mete, Ayvalık'ta da Cumhuriyet Meydanı'nda ve Aşıklar Köprüsü sahilinde de deniz salyası görüldü bolca. Hatta teknelerin etrafını çevrilen deniz salyalarına bazı gemilerin denize bıraktıkları sintine yağının da karıştığı gözlendi. Teşekkürler Baran. Umuyoruz en kısa sürede bu sorunun da üstesinden geliriz bir şekilde. Sıradaki haberimiz Fatih'te. Fatih'te yıkılan, çatlayan, hasar gören binalar var. Bu tehlikeli bir durum gerçekten. Bunun üzerine düşmemiz gerekiyor. Gaye Çetin anlatacak. Merhaba Gaye. Merhaba Mete. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Fatih semtinde 4 katlı binanın kolonlarına çatlaklar oluştu. Dış cephesindeki sıvaların da döküldüğü bina tamamen boşaltıldı. 50 senelik bir yapı olduğu öğrenilen bu bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Polis ekipleri de bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Çatlakların sebebi henüz bulunamadı ama İstanbul'daki yapı kalitesi de tartışmaya neden oldu. Bununla birlikte olası İstanbul depremi yine gündeme geldi. Resmi verilere göre depremde yıkılması beklenen 50 bin hasarlı bina var. 50 bin daire değil, 50 bin bina. 194 binanın da orta ve üstü derecede hasar göreceği veriler arasında. Son olarak İstanbul'da tahmini olarak 750 bin tane kaçak yapı var. Olası bir depremde milyonları mucize mi kurtaracak bir vatandaş olarak sorgulamadan geçemiyorum. Evet, 99 depreminden pek ders çıkaramamışız gibi görünüyor Gaye. Zira bu hasarlı binaların yıkılmasını deprem sonucunda değil, belediye eliyle, devlet eliyle görmek isteriz. Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda herhangi bir tasarrufu var mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi riskli bölgeleri tek tek belirledi. İlçe ilçe çok detaylı bir deprem haritası çıkardı. Ayrıca deprem eylem planlamalarında içinde bulunuyor. Umarım bu yönde çalışmalar arttığı gibi önlemler de artar. Umuyoruz gayet, teşekkürler. Sıradaki haberimiz define avcıları. Enteresan bir konu ama pek olumlu bir konu değil yine. Define avcıları çukur kazıyorlar zeminde ve çok tehlikeli bunlar. Alize Oktay bizlere anlatacak. Merhaba Alize. Merhaba Mete. Hala yaşayan bir tarih olan İstanbul'da hazine avcıların yeni mıntıkası bu sefer Sultan Gazi oldu. Hazine bulma uğruna ekipmanlarını toplayan hazine avcıları soluğu Sultan Gazi'nin şehir ormanında aldılar. Yayla mahallesi kısmında tarihi eser, altın gibi değerli eşyalar bulma amacıyla gelen defineciler çok sayıda çukurlar kazdılar. Ormanı resmen delik deşik ettiler. Derinlikleri yaklaşık 20 metre olan bu çukurlar ormana gelen ziyaretçileri adeta şaşkını çevirdi. Eşiyle, dostuyla keyifli vakit geçirmek için gelen insanlar şikayetlerini dile getirdiler. Bazıları definecilerin filmlerden gördükleri bir haritayı ellerine alıp burada kazı yaptıklarını öne sürdü. Ve bu bölümde bir tarihi eser olmadığının altını çizdiler. Bazıları ise zamanında birinin burada define bulduğunu iddia ederek bir laf attığını ve gerçekliği olmayan bu iddiaya inanarak bir sürü insanın hazine bulma ümidiyle buraya geldiklerinden bahsetti. Çukurlar insanlar ve hayvanlar için oldukça tehlikeli Mete. Mahalle sakinleri çukurların birisinin içinde cansız bir hayvan bulduğunu da belirtti üzülerek. Ziyaretçilerin artık bu şehir ormanına gitmeye korktuğu bir yer olmasından oldukça şikayetçiler. Bu derin çukurların açık bırakılmasından rahatsızlık ve endişe duyan mahalle sakinleri de yetkililerden bir an önce önlem alınmasını istiyorlar.
Alize, bu izinsiz kazı yapan define avcılarına ne tür cezalar veriliyor? Bu insanların çevreye verdiği rahatsızlıklardan ötürü, yani bir geri dönüş olmalı, bu zararın bir geri dönüşü olmalı, cezasız kalmamalılar. Evet, şöyle ki Mete, tarihi eser, hazine gibi değerli eşyalar bulmak amacıyla izinsiz kazı ve sondaj yapan kişiler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyorlar. İzinsiz olarak define araştıranlar da 3 yıldan 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyorlar. Ama hala Sultan Gazi Şehir Ormanı'nda yapılan kazı işlemlerinden sorumlu olan kişilere bir ceza uygulanmadı. Teşekkürler Alize. Bültenimizi yine bir sanat haberiyle noktalayacağız. Çok güzel bir haberle noktalayacağız. İlk defa duyacağınız bir şey belki de, Beyoğlu Enstrüman Kütüphanesi'ni konuşacağız. Enstrüman Kütüphanesi kulağa çok yabancı geliyor olmalı. Pek işine benzerine rastlanır bir şey değil çünkü. Bizlere bunu daha kapsamlı bir şekilde Hilal Beyaz anlatacak. Merhaba Hilal. Merhaba Mete. Müziğin insan hayatında yadsınamaz yer kapladığı göz ardı edilemez bir gerçek. Gerek kültürel gelişme olsun, kendimizi iyi ifade etme yolu olsun, birçok yerde hayatımıza bulunuyor. Beyoğlu Belediyesi müziğin gençlerin hayatında daha kolay yer edinebilmesi için yeni bir projeye imza attı. Akademi Beyoğlu'nda içindeki gençlerin diledikleri müzik aletine ulaşabilmeleri için enstrüman kütüphanesi kuruldu. 15-25 yaş arasındaki gençlere hizmet vermek için kurulan kütüphanede 26 çeşit 200'den fazla müzik aleti bulunuyor. Kütüphaneden yararlanmak isteyen gençler istedikleri müzik aletini ödünç alabiliyorlar. Şimdi nasıl müzik aletlerinin ödünç alınabileceğinden bahsetmek istiyorum. Üstelik çok basit. Akademi Beyoğlu'nun internet sayfasından ya da Beyoğlu'nun dijital platformu olan Smart Beyoğlu uygulamasına online kayıt olarak oldukça basit ve kısa sürede gençler istedikleri enstrümana ulaşabiliyorlar. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, kurdukları kütüphanenin gençlerin bir hayalini daha gerçekleştirmekte yardımcı olduğu için mutluluk duyduklarını belirtti. Hilal, bir çocuğun gelişiminde sanat öğretisi onun ufkunu açar, dünyaya daha geniş bir perspektiften bakmasını sağlar. Sen bu zamana kadar herhangi bir çalgı, enstrüman aleti öğrenmeyi hedefledin mi, denedin mi, böyle bir planın oldu mu acaba? Maalesef Mete, şu ana kadar bir müzik aleti öğrenme fırsatım olmadı ama bundan sonrası için bir müzik aleti öğrenecek olsaydım kemanı tercih ederdim. Çünkü keman sesi her zaman beni çok rahatlatmıştır. Çok güzel bir seçime benziyor. Teşekkür ederim Hilal. Atölye Aydın YouTube kanalının haber programı Gündem İstanbul'un bir sezonunun sonuna geldik. Bu bütün sezon boyunca ekip arkadaşlarımızla birlikte ekip ruhunu, hocalarımızdan muhteşem tecrübelerini aktarması sonucunda her geçen programda daha iyiye gitmeye ulaştık. Umuyoruz ki bu her programı sizler de izledikçe fark etmişsinizdir bizim gelişimimizi. Elbette bu süreçte sizler de bizlere çok şeyler kattınız. Bütün bir sezon boyunca destekçimiz olduğunuz, takipçimiz olduğunuz için sizlere çok teşekkür ederiz. Başta üretirken öğrenmemizi sağlayan hocalarımız Orhan Tan Akıncı, Engin Başçı ve Özlem Berkit'in önderliğinde bütün hocalarımıza teşekkürleri bir borç biliriz. Önümüzdeki sezon bizleri kaldığımız yerden desteklemeyi lütfen ihmal etmeyin. Kendinize dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin efendim. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.